Askerlik ve doğum borçlanması için SGK müdürlükleri önünde yine ucu bucağı görünmeyen kuyruklar oluştu. Hatta birçok ilde geceden sıraya girenler oldu. Çünkü bugün itibariyle 2022 yılı tarifesiyle borçlanma imkanı kalmadı. Pazartesi günü borçlanma tarifesine %54,6'lık zam yapılacak. EYT'liler borçlanma süresinin uzatılmasını istedi ama hükümetten henüz yanıt yok. Yani yılın son günü olması çok saçma bir şeydi. Keşke önceden olsaydı. Böyle insanlar sıkışmazdı. Son gün bugün askerlik borçlanmamızı yaptırmaya geldik. İnşallah hayırlısıyla bir an önce yaptırırız. Bugün oldu oldu, olmasa %54,1 mi? Öyle bir rakamla yükselmesi demek. EYT düzenlemesi açıklandı. Borçlanmayla sigorta girişini 8 Eylül 99 öncesine çekmek isteyenler hafta sonu da SGK önlerindeydi. Yılın son gününde 2022 yılı tarifesinden faydalanmak için. Ama istekleri 2022 yılı fiyatları ile başvuru süresinin uzatılması. İki gündür bilgisayar başındaydım. Başvuru yapamadım. Sistem kabul etmedi gece 2, 3, 4. Formu kabul etmiyor. Artık geldik, elle doldurduk. %50 gibi bir zam geliyor. 33 bin küsür dediler. Onun için geldik. Günlerdir uzun kuyrukların adresi oldu SGK İl Müdürlükleri. Bugün de vatandaşlar yine aynı adresteydi. Çünkü amaç yeni yılda zamdan etkilenmeden askerlik ve doğum borçlanmalarını yapmak. 2 yıl 2 ay şu an için 66 lira olduğu söyleniyor. Kredi çekip ödemeye çalışacağım. Vallahi. Ben geldim burada saat 1.30 alıyorum. Ben de bu son gün gelmemin sebebi tabii zamlanacak yeni yılda. Sabah 5'ten beri buradayım. Bir uzaktan geldiği için çocuğumun yerine geldim. Sıranın çok olduğundan erken geldim. 4'ten beri bekliyorum, askerlik borçlanmasını yatıracağım. Son gününden yararlanmak için erken geldik. Üşümemek için çay demledik, çay içiyoruz. Yeni yılda uygulanacak %54,6 zamdan etkilenmemek için geceden sıraya girdiler. Gecenin ayazında demledikleri çayın etrafında beklediler saatlerce. Gün ağardığındaysa ucu bucağı görünmeyen kuyruklar oluştu SGK müdürlüklerinde. Çünkü bugün zamsız borçlanma için son gündü. Dün sabah saat 9'da buradaydım. Halledemediniz mi? Yok. Bugün de geldiniz. Geldim, bekliyorum. Ne zaman girebilirim içeriye, nasıl yapabilirim hiçbir bilgi vermiyorlar. Yılbaşından sonra zam gelecekmiş. Şimdi olursa daha iyi olur, bizim avantajımız oluyor. Askerlik borçlanması için 2000 yılından önce askere gitmiş olmak gerekiyor. Doğum borçlanması için de 8 Eylül 99 öncesi sigortalı olmak. 2022 yılı tarifesine göre 540 gün askerlik borcu 37.271 lira. 2 Ocak'tan sonra 57.645 lira. 49.695 lira olan tek çocuk doğum borçlanma bedeli de yeni yıl itibariyle 76.860 liraya yükselecek. Bir oğlum bir kızım var, onlar için borçlanma yapacağım. 55-60 bin civarında bir şey bekliyorum. Nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz? Taksitle, krediyle bir şekilde yapacağız. Gelen maaş kredi. Aynen öyle olacak. SGK hafta sonu da mesai yaptı ama milyonlarca kişi yeni yılda %54,6'lık zam yansımadan borçlanmak için başvuru süresinin uzatılmasını istiyor. Taleplere henüz hükümetten gelen bir yanıt yok. Her yerde kuyruk, her yerde çile. Emeklilikte yaşa takılanlar elbette haklarını aldılar. Doğru ve yapılması gereken bir adımdı. 8 Eylül 99 sonrası işe girmiş olanların mağduriyeti ise açık ki önümüzdeki yıllarda çok tartışılacak. Kapsamlı bir program, adaletli bir çözüm için uğraşılmamış olması üzücü. Bu bir yana, emekli adaylarının vicdanı sızlatan hali bir yana. Dünkü haberimizde de o uzun kuyruklardan birindeki emekli adayı zaten alacağımız ne? 4000 lira en fazla diyerek üzgün ve ümitsiz gözlerle konuşmuştu. Ne büyük bir ikilem. Çözüm olmayacağını bile bile en azından hadi bir eksiğimi kapatırım umuduyla o soğuk havada sabahın 5'inde 4'ünde sıraya giren milyonlar.